Dünya üzerindeki insan yaşamı boyunca bir arayıştadır. Burada ne yaptığını, diğer insanlarla birlikte burada neden bulunduğunu, hayatın amacını düşünüp durur. Kendini arar, kendimizi ararız. Sanırım bu bütün insanlık tarihi boyunca böyle oldu. Kendimizi aradık, hayatın anlamını aradık. Bütün bunlar da ne içindi? Biz neden buradaydık? ve nereye gidiyorduk? Aslında insanın tarihine baktığımız zaman bütün bu arayışını ve buna verdiği farklı cevapları her yerde görebiliyoruz. Gelin bunları bir beraber bakalım. Mesela Antik Yunan'da Sokrates ve Aristo'ya göre hayatın amacı Eidomonia'ya varmaktı. Eidomonia hayatın sonundaki mutlak huzur ve tatminkar mutluluk alanıydı. Yani bir nevi hayatın amacı mutlu olmaktı. Hristiyanlıkta ve diğer İbrahim'i dinlerde hayatın amacı bildiğimiz gibi Tanrı'yı hoşnut etmektir. Tanrı'nın kurallarına uyarak bir sonraki hayat olan cennete ulaşmaktır. Tao ise bu konuda şöyle der. İnsanın dışarıdan tanımlanmış bir amacı yoktur. Biz ancak kendimize mutlak bir gözlemle, mutlak bir içe bakışla bunu bulabiliriz. Ancak böyle amacımıza kavuşabiliriz der. Douglas Adams Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde her şeyin cevabının ve hayatın anlamının 42 olduğunu söyler ki Arthur Schopenhauer bunun tam tersi bir biçimde der ki hayatın bir anlamı ya da amacı yoktur. Siz bunu eğer arıyorsanız biraz vakit kaybediyorsunuzdur. Paganlar ise bu konuda şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki İnsan önceden bir amaç alamaz. Zaten insan hayatın ve doğanın bir parçasıdır. Buna önceden yapar bir amaç belirlemek de yanlıştır. Dolayısıyla eğer bir anlam bulacaksak illa, bir amaç bulacaksak bunu hayatın içinde bulmamız lazım ancak yaşayarak elde etmemiz lazım. Paganlar böyle söylüyorlar. Sartre ise bu konuda şöyle söylüyor. Varoluş özden önce gelir.'' Yani senin önce bir varoluşun var. Sen buna sonradan bir öz kazandırabilirsin. Sen buraya çıplak gelirsin, sonradan bir amaç bulabilirsin diyor. Hayatın birçok alanında, birçok farklı yerde anlam arayışımız var. İnsan anlam arayışını sürdürüyor her tarafta. Bazen bu aradığımız anlamları ya da anlamlandırmaları bulamayabiliyoruz ve bir boşluğa düşüyoruz. Bunu da bir varoluş krizi olarak adlandırıyoruz. Bunu en iyi resimleyenlerden biri Edward Munch ve Çığlık. Son olarak bu konuda gökkuşağı çocukları şöyle söylüyorlar. Hayatın anlamı da amacı da koşulsuz sevgidir ve insan buna ulaşmak için çabalar. İnsan ancak buna ulaştığında insan olur.'' Şimdi birçok cevabımız var. Cevap vermeye devam ediyoruz. İnsan var oldukça, biz burada var olduğumuz müddetçe bu soruyu aramaya ve bu sorunun cevabını vermeye de devam edeceğiz. Asıl önemli olan biz kendi cevaplarımızı arıyoruz. Kendi yolumuzu, kendi hayatımızı arıyoruz. Diğerinin cevabını bence zaten size kimse veremez. Onu ancak yaşayarak kendi içimizden bulabiliriz bence. Sonuç olarak hayatın bir anlamı olabilir, bir amacı olabilir ya da olmayabilir. Fakat bildiğim bir şey var ki bu konuda eğer üzerinde yaşadığımız gezegen için bir anlam arayacak olursak bunun içinde mutlaka insan olacaktır. İnsan bu gezegende, en azından bu gezegen son 50 bin yıldır insanla anlamda. Ben de bu yüzdendir ki insanın peşinden gidiyorum onu anlamaya çalışıyorum. Uzun yıllardır yolculuk yapıyorum ve bu yolculuklarımı 2015'te bir projeyle birleştirdim. At CV 10000 people 10000 insanla çay. Bu projede ben farklı ülkelere seyahat ediyorum. O ülkelerde insanlarla tanışıyorum. Onların hikayelerini dinliyorum. insanı anlamaya çalışıyorum. Onların bir fotoğrafını çekiyorum ve bunu biriktiriyorum. Şimdi bu projenin tabii ki büyük bir hikayesi var arka planda. Anlatabileceğim çok şey var, çok fazla anı var. Bunlardan bahsetmeyeceğim ben size bugün. Ama size küçük bir video getirdim. İnsanların çektiğim fotoğraflarından iki yüzüyle oluşturduğum küçük bir video var. Şimdi onu bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. Şimdi ben size bugün kendi hikayemden bahsetmeyeceğim. Bu projeden de konuşmayacağız, yolculuklardan da konuşmayacağız. Öyle girmeme rağmen merak etmeyin, hayatın anlamından da bahsetmeyeceğiz birlikte. Ben size bugün cesur bir adamın hikayesini anlatmak istiyorum. Ben size bugün kendi gerçeğinin, kendi anlamının, kendi amacının peşinden giden bir adamın hikayesini anlatmak istiyorum. Ve bu adam öyle bir adam ki, ne olursa olsun hayata devam ediyor ve asla pes etmiyor. Bu Sanjay'in hikayesi. Ben Sanjay'i 2015'te bu fotoğrafla tanıdım. Sanjay, uluslararası bir gezgin grubuna bu fotoğrafla birlikte küçük bir gönderi yazdı. Ve dedi ki, ben Sanjay, Nepal'de yaşıyorum. Depremde bizim evimiz yıkıldı ve ben aynı zamanda kanserim. Fakat merak edecek bir şey yok, ben bununla savaşıyorum. Arkadaşlarım bana bir uçak bileti aldılar. Benim hayalim Avrupa'ya seyahat etmekti ee, ve ben Fransa'ya gidiyorum. Orada diğer ülkeleri de ziyaret edeceğim. Bana konaklama ve yemek konusunda yardımcı olabilirseniz mutlu olurum. Çünkü ben e, parasız seyahat ediyorum. Bu gönderiden sonra e, dünyadaki birçok insanın yaptığı gibi ben de Sanja'ya bir mesaj gönderdim. Ve dedim ki Sanja işte ben doğuş İstanbul'dayım, İstanbul'dayım. E, Buradan geçersen eğer sana konaklama ve yemek konusunda yardım edebilirim. Aynı zamanda ona projemden bahsettim. İşte 10.000 insanla tanışıyorum ben böyle bir şeyim var. Sonra biz kontak halinde kaldık. 2016'nın başlarında o kendi yolculuğuna çıktı. Ben de kendi yolculuğuma çıktım. Doğu Avrupa'ya gittim ve batıya doğru ilerledim. Birbirimizin bu yolculuğundan haberimiz var. Sonra biz Hollanda'da Amsterdam'da buluştuk. O gün benim bir çay randevum var, o projeden yine. İsveçli bir çiftle çayımızı içtik, sonra biz ile ayrıldık. Yürüyoruz Amsterdam'da, yürüyoruz, konuşuyoruz. Nepal'den konuşuyoruz, hayallerimizden konuşuyoruz, yapmak istediklerimizden konuşuyoruz. Konuşuyoruz birçok şeyden. Bu şekilde yürüyoruz Amsterdam'da. Sonra Sanjay durdu, dedi ki, ''Ben senin için bir şey getirdim.'' ''Ne getirdin?'' dedim. Ben senin için Nepal'den çay getirdim dedi. Adam çıkardı bir paket böyle bez içinde Nepal çayı. Sen insanlarla çay içiyorsun diye ben sana çay getirdim dedi. Ben büyük bir minnet duydum, çok duygulandım. Ee, dedim ki sen bu çayı o kadar yoldan getirdiysen biz bunu mutlaka içeceğiz. Bir gece yarısı. Amsterdam'dayız, ne yapıyoruz? Sıcak su arıyoruz. Çünkü çay içeceğiz, bulabildik mi? Bulamadık. Ee, dedim ki, bunu buraya kadar getirdim, bunu mutlaka içeceğiz. Yarın burada mısın? Evet, buradayım. Tamam, o zaman e, ben yarın su getiriyorum, biz bu çayı içiyoruz, tamam mı? Tamam. Ertesi gün oluyor, e, ben bir termos, sıcak su getiriyorum ve Amsterdam kanallarına gidiyoruz. Bu şekilde termosun kapağından çayı içiyoruz. Hayatımızda içtiğimiz en güzel çaylardan biri ee, ve böyle en garip, en duygusal ve en iyi hissettiğimiz anlardan biri. Sonra biz orada ayrılmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Sanjay Fransa'ya dönecek. Ben de birkaç gün sonra Türkiye'ye döneceğim. Bir daha görüşmek üzere ayrılıyoruz Sanjay'la. Şimdi burada biraz duralım. Ben neden bu hikayeyi anlatıyorum? Bu adam kim? Biz neden bunlardan konuşuyoruz? Aklınıza böyle sorular oluşmuş olabilir. Sanjay Suval, 1993, Baktapur, Nepal doğumlu. Şimdi Nepal bildiğiniz gibi zor ve fakir bir ülke. Nepal'de hayatta kalmak mücadele istiyor. Mücadele edenler ancak yaşayabiliyor. Bu genç adam da küçük yaşlardan itibaren turist rehberlerinin, turistik ajantaların yanında çalışmış, küçük paralar kazanmış, ailesine yardım etmiş, turizm okumuş, onu bitirmiş. Ee, sonra ailesiyle birlikte küçük bir ev almaya başarıyorlar. Fakat 2015'teki o büyük deprem vardı Nepal'de, belki hatırlarsınız, 2015'teki o depremde bu ev yıkılıyor. Ve birkaç ay sonra Sanjay, Mide kanseri olduğunu öğreniyor. 22 yaşındasınız, kanser olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ne hissedersiniz hayata karşı? Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü. Sanjay diyor ki, tamam peki yapacak bir şey yok. Buradan nasıl çıkabilirim ben? Hayata devam etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Düşünüyor, uğraşıyor, pozitif olmaya çalışıyor. Bu adam öyle bir adam ki ne olursa olsun gülümseyen bir adam. Ne olursa olsun bir yol arayan, bir çözüm arayan ve pes etmeyen bir adam. O yoklukta çok zor şartlarda olduruyor bir şekilde ve 16 kür kemoterapi alıyor. Çok zor şartlarda son parasıyla Hindistan'a gidiyor, radyoterapi alıyor ve Sanjay kanseri yeniyor. Ve kanseri yendikten sonra Fransa'daki arkadaşları ona bir uçak bileti alıyorlar. Onun çünkü hayat hayali küçük yaşlarında itibaren Avrupa'ya seyahat etmek. Uçak bileti alıyorlar ona ve adam ee, kumbarasındaki bütün parayı boşaltıyor. Çocukluktan beri biriktirdiği. Ve vize almaya çalışıyor. Vizeyi de alıyor. Hatta bu onun o kadar büyük bir hayali ki vize aldıktan sonra vizeyi bacağına dövme olarak yaptırıyor. Sonra Sanjay yolculuğuna çıkıyor. Fransa'ya gidiyor, oradaki çeşitli ülkelerde seyahat ediyor. Çok fazla fotoğrafı yok seyahat halinde, bir tane fotoğrafını buldum. Sonra Roma'da bir kanserli gezgin var. Diyor ki Sanjay sen çok güzel bir insansın ben seninle tanışmak istiyorum ben de kanserim ama seyahat ediyorum senin gibi e, seni Roma'ya götürmek istiyorum ona bir uçak bileti alıyor ve bu kez Roma'ya gidiyorlar sağ taraftaki fotoğrafta e, ve Roma'da birlikte dolaşıyorlar sonra Sanjay tekrar Fransa'ya dönüyor seyahatinin sonlarına doğru bacağı kırılıyor fakat bu adam dediğim gibi hayata inanmayı çok sürdüren bir adam Gülümsüyor olabilir böyle şeyler diyor ve Nepal'e geri dönüyor, seyahati burada bitiyor. Şimdi Sanjay Nepal'e geri döndükten sonra başladığı bir proje var. Ben o projeyle birlikte onun ne kadar büyük, ne kadar enteresan ve ne kadar yüce bir insan olduğunu anlıyorum. O proje şu. Cancer Travelers, kanserli gezginler diye bir projeye başlıyor. Diyor ki Sanjay, insanlar kanser olabilirler. Bu normal bir şey. İnsanlar kanser olabilir, hasta olabilirler. Kanserli insanlar seyahat edebilirler. Kanserli insanlar dünyaya dolaşabilirler. Biz bunu fonlayabiliriz. Biz bunu katkı sağlayabiliriz. Biz insanları birbiriyle tanıştırıp onların birlikte seyahat etmelerini sağlayabiliriz diyor. Ve bu konuda çalışmalara başlıyor. Hemen bir rafting takımı kuruyor. Rafting organizasyonları yapıyor. Oradan gelen parayla işte e, insanların hem tedavi masraflarını karşılamaya çalışıyor. Hem gezi yapmak isteyenlere seyahat etmek isteyen insanların... E, Gezi masraflarını karşılamaya çalışıyor. Bununla bitmiyor yaptıkları. Hastanede bir kanser takımı oluşturuyor. Ve bu takımla birlikte her cuma günü Baktapur'daki onkoloji hastanesinde kanser hastalarını topluyor. Ve onlara kanserin yenilebilir bir şey olduğunu, işte onun geçtiği yolu, e, yaptıklarını, yalnız olmadıklarını anlatıyor. Ve yeni her hasta geldiğinde doktorlar Sanjay'i arıyorlar. Ve diyorlar ki, işte Sanjay, Yeni bir hasta geldi, gelip onunla tanışmak ister misin? Çünkü bu adam gidip her hastayla, her yeni tanı almış hastayla gidip birebir konuşuyor, onlarla tanışıyor ve diyor ki onlara hani kanser yenilebilir, korkmayın, merak etmeyin, biz yanınızdayız, biz de bu yoldan geçtik. Onlara moral veriyor sürekli. Burada birebir insan ziyaretlerinden birkaç fotoğrafım var. Bu adamın yaptıkları, insanlık için yaptıkları bununla kalmıyor. Depremde Nepal'de çocukların okulları yıkılıyor. Aileleri vefat ediyor, çocuklar eğitimsiz kalıyorlar. Diyor ki Sanjay, bu çocuklara biz eğitim vermeliyiz. Bu çocuklar eğitimlerine devam etmeliler. Ne yapalım? Para toplamaya çalışalım. Bu adamın cebinde beş kuruş yok bir fon düzenliyor. Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletlerle Nepal'in içindeki e, insanlarla bir fon organize ediyor ve 4000 dolar biriktiriyor. Bu Nepal için çok büyük bir para ve bununla bu gördüğünüz Lamatol'deki öğrenme merkezini açıyor ve sonra bu öğrenme merkezlerinin sayısı 3 oluyor. Bununla da kalmıyor yaptıkları sürekli çocukların yanına gidiyor onların ihtiyaçlarını karşılamak için etkinlikler, organizasyonlar, fonlar düzenliyor. Orada yardım ettiği fotoğraflardan biri işte. Bir başkası da yine çocuklara bir bağ Organizasyonunda e, çocuklara ihtiyacı olan şeyleri getirmiş. Sankar Project diye bir projeye başlıyor. Dedim ki bu adam bir doları bile zor bulabilen bir adam. Fakat diyor ki bazı insanlar var, bazı çocuklar var. Onlar bizden de kötü durumdalar. Hiç okuyamıyorlar. Ne yapalım onlar için burs verelim. Bu adam tek başına organize edip. 50 çocuğa burs veriyor. Sankar projesinde. Neden ismi Sankar? Sanjay'in hemen sonundaki bu çocuğun ismi Sankar ve bu ilk burs verdiği çocuk. O yüzden de projenin ismini Sankar koymuş. Ve bu çocuklar şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi bu çocukların hepsi üniversitedeler. Kız arkadaşıyla birlikte Warm Up Nepal. Nepal'e ısıt diye bir projeye başlıyorlar ve bu projede işte kıyafet olmayan çocuklara, yetişkinlere, ihtiyacı olan insanlara, soğuktan barınamayan insanlara yardım ediyorlar. Böyle etkinlikler düzenliyorlar, onlara kıyafet sağlıyorlar, bununla ilgili ee, organizasyonlar projeler üretiyorlar ve buna devam ediyorlar. Naga Hop diye bir organizasyonda Sanjay ve arkadaşları Nepal'de 60 okula yardım ediyorlar, 60 okulun eksikliklerini kapatıyorlar, onların daha iyi bir eğitim vermesini sağlıyorlar. Yine bir kafe projeleri var. Birçok projesi var da bir kafe projesi var. Kafe projesinde de diyor ki biz bir kafe açalım madem. Bu kafenin ismi de Social Worker Kafe olsun ve bu kafenin geliriyle projelerimizi fonlayalım. Çocuklara burs verelim. Okulların eksikliklerini kapatalım. Ve bunun için uğraşalım. Şimdi çok fazla şey yapıyor. Burada benim anlattığım bunun çok küçük bir kısmı. Çok fazla şey yapıyor bu adam. Küçük yaşlarının itibaren Avrupa Birliği projeleri yazıyor, Birleşmiş Milletler'e projeler yazıyor, insanlar gelip onun projelerinde çalışıyorlar. Nepal'de birçok şeyi geliştiriyor, birçok şeyi iyileştiriyor. Sanjay da kendi anlamını ve kendi amacını arıyordu. Kendi doğrularının peşinden gitti. Yapmak istediklerini yaptı Hayallerini gerçekleştirdi, hayatının sorumluluğunu eline aldı ve seçimler yaptı. Ne yazık ki bu genç adam 2017'de e, tekrar kansere yakalanıyor. Bu kez ileri bir evrede. E, metastaz yapmış durumda, vücudun her tarafına yayılmış bir durumda. Ve çok fazla yapacak bir şey yok. E, ve Sanjay vefat ediyor. O günü hatırlıyorum ben. Ben de kimsenin arkasından o güne kadar o kadar üzülüp ağlamamıştım. Peki diyebilir miyiz ki ama Sanjay vefat etmiş. Sanjay bugün bu dünyada yok. Sanjay aramızda değil. Gayet aramızda bence yaptığı projelerle, yaptıklarıyla arkasında bıraktığı insanlarla ilhamla bugün yaşamaya devam ediyor. Şimdi bu yaşam hikayesi bence bize bazı sorular doğuruyor. Bu sorular ne? Bir, bizi ne gerçekten yaşamış yapar? Çok fazla şeye sahip olmamız mı? Zengin olmamız mı? Uzun yaşamamız mı? Güzel kadınlarla ya da erkeklerle birlikte olmamız mı? Güzel bir kariyere sahip olmamız mı? Yoksa kendi gerçeğimizin peşinden gitmek mi? Kendi doğrularımızı aramak mı? Cesaretle yaşamak mı? Bence ikincisi. Sanja gerçekten yaşayanlardandı ki bugün burada hala hikayesi anlatıyor. Ölümünden iki yıl sonra bugün hala yaptıkları insanlara ilham vermeye devam ediyor. Bir başka bu hikayenin bize çıkardığı şey şu. Her gün içinde yaşadığımız bir dualite var. Bu dualite şu. Yaşam ve ölüm. Biz bunun içinde yaşıyoruz her gün. Belki onun kadar bunu bilinçleyerek, bunun bilinciyle yaşamıyoruz. Fakat biz de bunun içinde yaşıyoruz. Peki Yaşamın olduğu yerde ölüm o kadar önemli ve büyük mü? Bence değil. Yaşam o kadar büyük, o kadar muazzam, o kadar olasılıkları açık ve biz istersek o kadar güzel olabilen bir şey ki ölüm onun yanında çok küçük bir şey olarak kalıyor bence. Ve derler ki gerçekten yaşayanlar ölümden korkmazlar. Şimdi Sanjay'in son günlerinde akrabaları, işte kız arkadaşı, diğer arkadaşları onun etrafında toplanıyorlar. Ve Sanjay onlara dönüp diyor ki, korkmayın, endişelenmeyin, bana hiçbir şey olmayacak. Ve onlara gülümsüyor. Her zaman hatırlamamız gereken bir temel gerçeklik var bence. Korkunun olduğu yerde sevgi, sevginin olduğu yerde korku olmuyor. Hangisini seçersek, hangisini beslersek, hangisinin temelli davranışlarımızı ilerletirsek hayatımız o yönde ilerliyor. Çok büyük bir galaksinin içindeyiz, çok küçük bir zamanımız var, çok da küçük şeyleriz zaten. Gerçekten korkacak bir şey var mı? Gerçekten korkacak bir şey var mı? Bence yok. Bu adamın gözlerine bakabilirsiniz. O kadar şey yaşayıp, o kadar şeyin içinde hala hayata devam bu adamın gözlerinde hiç korku yok. Seçim yapıyoruz. Harry Potter bilenler, hatırlayacaklardır. Albus Dumbledore'un bir sözü var. Der ki Dumbledore, bizi biz yapan yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir. Ben Seçimleri iyi ya da kötü olarak nitelendirmek istemem. Biz seçimler yaparız ve seçimler bizi daima bir yere ulaştırırlar ve o yer genelde iyidir. Fakat biz seçimlerimizi yaşıyoruz, seçimlerimize dönüşüyoruz ve seçim oluyoruz aslında. Hayatımız o seçimden ibaret oluyor. Ve bizim her gün yaptığımız bir seçim var. Her gün uyandığımızda bu seçimi yapıyoruz. Şimdi birlikte bir daha yapalım mı bu seçimi? başkalarının doğrularıyla başkalarının gerçekleriyle başkalarının bize verdikleriyle başkalarının bize yaşamamızı istediği hayatlarla korkarak öylece gidip gitmek mi bu kısa hayatımızda yoksa kendi doğrularımızı aramak mı kendi gerçeğimizin peşinden koşmak mı Sanjay gibi ne olursa olsun pes etmeden devam etmek mi Hayallerimizin peşinden koşmak ve onları gerçekleştirmek mi? Hangisi? Seçim bizim. Seçim bizim ve biz bu seçimi her gün yapıyoruz. Şimdi ben sözlerimi burada noktalıyorum fakat sizden küçük bir şey rica edeceğim. Bu genç adam çok kısa hayatında insanlık için çok fazla şey yaptı. Kendi içinde yaptı, insanlık içinde yaptı. Ve bugün yaptığı şeyler hala ilham olmaya ve birilerinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Şimdi isterseniz birlikte bir ayağa kalkalım ve bu adamın insan varoluşunu birlikte alkışlayalım. Hatta insanı alkışlayalım, insanın olabildiği şeyi alkışlayalım. Çünkü bu gezegenden Sanjay Suval isminde bir insan geçti ve bu Sanjay'in hikayesi.